Merhaba arkadaşlar. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm MATSEV yayıncılığın DGS deneme çözümlerine devam ediyoruz. Bu denememizde de 5. denemenin sorularını çözeceğiz. Çok orijinal sorular ve çözümler yine mevcut. Sorularımıza geçmeden kanalımıza abone olarak, videolarımıza like atarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ve hemen çözümlerime geçiyorum. Birinci sorumuza baktığımızda bir bilgisayar programının algoritması aşağıda verilmiştir. Verilen programda girilen sayı doğruysa evet, değilse hayır yolundan devam ediliyor. Buna göre girilen sayı 200 olduğunda sonuç ekranında yazan sayı kaçtır denmiş. Öyleyse arkadaşlar bir sayı girin diyor ya, buraya 200 sayısını giriyoruz. 200 sayısını girdikten sonra ok bizi aşağı gönderiyor. Diyor ki bu sayının asal çarpanlarının sayısı tek mi? Asal çarpanlarının sayısını bulmak için 200 asal çarpanlarını ayırıyorum. 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Öyleyse 200 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2. Asal çarpanlarına bakıyorum, 2 tane. Sadece 2 ve 5 var asal çarpanları. Dolayısıyla hayırı seçiyorum. Hayırı seçtiğim zaman ok beni bu tarafa götürdü. Girilen sayının 3 katını alıyor. Öyleyse 200'ün 3 katını alıyoruz. Ne yapar 200'ün 3 katı? 600 yapar. Bu 600'ün tekrar asal çarpan sayısına bakacağız. Bunun tekrar yanına çizgi çekip yapmamıza gerek yok. 200 sayısını 6 ile çarparken bir 2 bir de 3 ile çarpacağız. Bunu 2 ve 3 ile çarparsak 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2'yi ne olur asal çarpanlarına ayrılmış hali? 2'ler bir araya getirilir. 2 üzeri 4 olur. 3 üzeri 1 bir de 5 üzeri 2 olur. Asal çarpan sayısı bakın 3 tane. 2 var, 3 var ve 5 var. Asal çarpanları 3 tane olduğuna göre asal çarpan sayısı tek mi diyor? Evet işaretliyoruz ve ok bizi sol tarafa götürdü. Girilen sayının 7 katını alıyor. Yani bu 600'ün şimdi de 7 katını alacağız. Öyleyse ne yapar 600'ün 7 katı? 4200 yapacaktır. Bunun da asal çarpanlarını ayırmak için tekrar yanına çizgi çekmemize gerek yok. Zaten burada 600'ün asal çarpanlarına ayrılmış şekli var. Bunu bir de 7 ile çarpalım. Öyleyse 7 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 oldu. 4200 sayısının asal çarpanları. Asal çarpan sayısı tek mi diyor? Bakarsanız 4 tane asal çarpan sayısı var. Yani çift. Öyleyse hayır işaretliyoruz. Ok bizi aşağı götürdü. Asal çarpanlarının en büyüğüyle en küçüğünü çarp diyor. Buradaki asal çarpanların en küçüğü 2, en büyüğü 7. Bunları çarparsak sonuç bakın 14'müş. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda n 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere an n sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı biçiminde tanımlanıyor. Örneğin 18'in asal çarpanları burada verilmiş. A 18'i gördüğünüz zaman asal çarpanları bakın burada 2 ve 3 18'in bunların toplamına eşitmiş A 18. Buna göre A n eşittir 7 eşitliğini sağlayan iki basamaklı n doğal sayılarının toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, A n eşittir 7 dendiği zaman ne anlayacağız öyleyse? Bu sayının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamı 7 olmalı. Şimdi asal sayıları düşünelim. En küçük 2 var, sonra 3 var, sonra 5 var, sonra 7 var, sonra 11 var. Böyle gidiyor asal sayılar. Peki hangi asal çarpanlar olursa toplamları 7 olur? Baktığımızda 2 ve 5 olursa asal çarpanları bir sayının toplamları 7 olur. Başka var mı bir ihtimal? Bir de sadece 7 olursa bir sayının asal çarpanları yine o zaman toplamları 7 olur. Öyleyse biz önce 2 ve 5 ile oluşturabileceğimiz asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı sayılar yazmaya çalışalım. Önce 2 çarpı 5'i deniyorum. 2 çarpı 5 bakın 10 sayısı. Hem iki basamaklı hem de asal çarpanlarının toplamı 7'ye veriyor. Öyleyse birinci sayımızı bulduk. 10 olabilir. Sonra üretmeye devam edelim. 2 ve 5'ten başka hangi sayılar yazılabilir? Asal çarpanları 2 ve 5 olan. Mesela 2 üzeri 2 desek, çarpı 5 desek, buradan da yine 4 çarpı 5 20 yapar. Yine iki basamaklı ve asal çarpanlarının toplamı 7. 2 yine üzerine 3 yaparsak 2 üzeri 3 çarpı 5'ten 40 yapacaktır. Yine asal çarpanlarının toplamı 7 ve 2 basamaklı. 2 üzeri 4 yaparsak 2 üzeri 4 çarpı 5 80 yapacaktır. Yine asal çarpanlarının toplamı 7 ve 2 basamaklı sayı. 2 üzeri 5 32 olur. 32'yi de 5 ile çarparsak artık 2 basamaklı olmaz. Peki başka 2 ve 5'ten elde edebileceğimiz sayı olabilir mi? 5'in üzerine 2 yapsak 2 üzeri 1 dursa bu durumda da bakın 25 çarpı 2 50 yapıyor sayımız. Yine 50'nin de asal çarpanlarının toplamı 7 yapıyor. 5 üzeri 3 de yine 3 basamaklı olacak. Peki 2 ve 5'i kullanarak asal çarpanları 2 ve 5 olan tüm 2 basamaklı sayıları yazdık. Başka ne olabilir? Bir de arkadaşlar 7 sayımız vardı. 7 sayısını kullanarak 2 basamaklı hangi sayı yazılabilir? Bakın 7'nin karesi 7 çarpı 7 de yine 2 basamaklı bir sayı ve asal çarpanlarının toplamı 7 yapıyor. Sadece bir tane asal çarpanı 7 olduğu için. 7'nin küpünü yazarsak o zaten 3 basamaklı olur. 7 üzeri 1 yazarsak o da 1 basamaklı olur. Öyleyse yazabileceğimiz tüm 2 basamaklı sayılar bunlar. Asal çarpanlarının toplamı 7 olan. Bunların bize toplamını sormuş. Bunları toplarsanız 249 yaptığını göreceksiniz. Yani cevabımız A seçeneği olacak.
Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda demiş ki, yukarıdaki koşucular dairesel pistin çevresinde her bir turunu 36 dakika ve 45 dakikada koşmaktadır. Buna göre iki koşucu o hareketlerinden kaç dakika sonra ikisi A noktasında tekrar yan yana gelirler? Sevgili arkadaşlar, 45 dakikada koşan koşucu bir turunu 45 dakikada tamamladığı için 45'in katlarında hep A noktasında olacak. Mesela 0. dakikada A noktasındaydı, sonra 45. dakikada A noktasında olacak, sonra 90. dakikada A noktasında olacak. Yani hep 45'in katlarında bu noktada olacak. Gelelim diğer koşucuya. Diğer koşucu ise başlangıçta, yani 0. dakikada A noktasındaydı, sonra 36. dakikada, sonra 36'nın katları olan 72'de, sonra 108. dakikada hep A noktasında olacak. Peki bunlar A noktasında hangi dakikada beraber bulunurlar? Hemen bize Ekoku hatırlatıyor. 45'in ve 36'nın ortak katlarının en küçüğünde bunlar A noktasında tekrar karşılaşırlar. Öyleyse 45 ve 36'nın ekoklarını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. 2'ye böldüm, 18, 2'ye bölünmedi. 2'ye böldüm, 9, 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm, bu 15, bu da 3. Tekrar 3'e böldüm, bu 5 olur. 5'e böldüm, 1 olur. Bunların hepsini çarparsak ekoklarını bulmuş oluruz. Çarpalım hepsini. 4 kere 9, 36 çarpı 5, 180 yapıyor. Öyleyse 180. dakikada ikisi beraber tekrar A noktasında yan yana gelecekler. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda üçgen içerisinde A üzeri 3'e eşitmiş görüldüğü gibi. Kare içerisinde A olursa A üzeri 4'e eşitmiş. Beşgen içerisinde A olursa da bu da A üzeri 5'e eşitmiş. Bu şekilde tanımlanmış. Buna göre bu şeklimizin sonucu 16 üzeri x ise x aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen çözümümüze başlayalım. En içteki şekilden başlıyoruz. Üçgen içinde 2 demek, 2 üzeri 3 demekti. Sonra bakın 2 üzeri 3'ün üzerinde de ne var? Kare var. Öyleyse kare 2 üzeri 3 demek, 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvvetini al demek. Üstün üstü alındığında üstler çarpılır. Bu da 2 üzeri 12 yapacaktır. Öyleyse kareyi de 2 üzeri 12 bulduğumuza göre şimdi de 2 üzeri 12'nin dışında beşgen var. Öyleyse 2 üzeri 12'nin beşinci kuvvetini alacağız. Üstün üstü alındığında üstler çarpılır ve 2 üzeri 60 yapar. Bu şeklin sonucu. Şimdi gelelim 2 üzeri 60'ı 16 üzeri x'e eşitlemeye. 2 üzeri 60 eşitmiş 16 üzeri x. Her iki tarafı 2'nin kuvveti şeklinde yazabiliriz. 16'yı siliyorum. Yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Daha sonra üstün üstü alındığında üstler çarpılacak ve 2 üzeri 4x yapacak. Üstlü denklemlerde her iki tarafın tabanları eşitse üstler de eşit olmalı. Öyleyse 60'ı 4x'e eşitleriz. Her iki tarafı 4'e böleriz. Buradan da x'i 15 buluruz. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda yine bir tablomuz var. Yukarıdaki şemada sayılar arasında bir ilişki vardır. Aşağıdaki şemada sayılar aynı ilişkiye sahiptir. Yani burada da aynı ilişkiye sahipmiş. Buna göre A yerine yazılması gereken ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi arkadaşlar önce şemayı incelersek, şemaya baktığımızda örneğin bu ikisi çarpıldığı zaman üstler toplanır ve bunu verir. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3 çarpıldığı zaman üstler toplanır çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için ve bunu verir. Dolayısıyla da 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5 çarpıldığında tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Bu da bunu verir. Demek ki kuralımız buymuş. Demek ki bu iki çubuğun ucundaki sayı çarpılıyor ve çubuğun birleştiği daireye yazılıyor. Öyleyse hemen bakalım. 3 ile neyi çarparsak 3 üzeri 4'ü verir. Burası 3 üzeri 1 olduğuna göre 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 1'i çarptığımda üstler toplanır, 3 üzeri 4'ü verir. Sonra geçiyorum diğerine. Yine bu iki çubuğun ucundaki sayılar çarpılacak ve bu daireyi verecek bize. 3 üzeri 3 ile 3 üzeri 5'i çarparsak üstler toplanır. Bu da 3 üzeri 8'i verir. A'yı bulmak için de öyleyse ne yapmamız lazım? A'nın çizgilerinin gittiği 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 8'i çarpacağız. Çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 3 üzeri 12'yi verir. Ama şıklar böyle verilmemiş. Şıklar 9 cinsinden verilmiş. Öyleyse ben 3 üzeri 12 yerine 9 cinsinden yazmak için 3 üzeri 2 yazıyorum. Peki 3 üzeri 2'nin üzerine ne yazarsam çarpıldığında 12'yi verir? Tabii ki 6 yazarsam üstün üstü alındığında üstler çarpılır ve 3 üzeri 12'yi verir. Şimdi 3 üzeri 2 biliyorsunuz 9'a eşit. Bunun yerine de 9 yazıyorum. Cevabımız 9 üzeri 6, yani D seçeneği olmalı. Geçelim 6. sorumuza. 6. soruda yeterince uzun bir ip 3 parçaya kesiliyor. Daha sonra oluşan parçalar her defasında 3 parça olacak şekilde kesiliyor. Buna göre 10. kesimden sonra oluşan parça sayısı 6. kesimden sonra oluşan parça sayısının kaç katıdır denmiş. Şimdi uzun bir ipimizi 3 parçaya bölersek bakın şuraya yazalım. 1. kesimden sonra ipimiz 3 parçaya ayrılıyor. Sonra 2. kesime geçelim. 2. kesimden sonra ipimiz kaç parçaya ayrılıyor? Bakın 3 parça burada, 3 parça burada, 3 parça burada. Dolayısıyla 9 parça olmuş oluyor.
Üçüncü kesimden sonra peki kaç tane parça oluşur? Buradaki 9 parçayı bu şekilde dizmişiz. Bakın 9 tane var burada ip. Bu 9 parça ipi tekrar 3'e bölersek 9 çarpı 3, 27 parça olduğunu görürüz. Şimdi bu verilen ifadelerden öyleyse bizim bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Birinci kesimden sonra 3 üzeri 1 parça, ikinci kesimden sonra 3 üzeri 2 parça, üçüncü kesimden sonra 27 sayısı biliyorsunuz 3 üzeri 3 eşit. Öyleyse 3 üzeri 3 parça oluyor. Yani kesim sayısını 3'ün üzerine yazıyoruz. Kuralı çıkardık. Peki 10. kesimden sonra arkadaşlar öyleyse kaç parça oluşur? Kesim sayısı 3'ün üzerine yazılacak. Öyleyse 3 üzeri 10 parça oluşur. Peki 6. kesim var bir de. 6. kesimden sonra öyleyse kaç parça oluşur? Yine 6'yı 3'ün üzerine yazıyoruz. 3 üzeri 6 parça oluşur. 10. kesimden sonra oluşan parça sayısı 6. kesimden sonra oluşan parça sayısının kaç katıdır denmiş. Kaç katı olduğunu bulmak için de 3 üzeri 10'u 3 üzeri 6'ya bölüyorum acaba kaç katı diye. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkartıyorsunuz. Cevabımız 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 demek neydi? 4 tane 3'ün yan yana çarpımı. Yani cevabımız 81 olmalı. Geçelim 7. sorumuza. 7. soruda Selen öğretmen üslü ifadelerde çarpma işlemini öğrencilere anlatırken aşağıdaki gibi numaralandırılmış kutucukların her birine bu ifadelerden birer tanesini yazıyor. Bakın burada 8 tane üslü sayı var. Bu 8 tane üslü sayıyı bu 8 tane kutuya yerleştirecekmişiz. Ardından makas yardımıyla şekildeki kutudan ikişerli ikişerli kutular bileşik olacak şekilde kesiliyor. Bakın 1 ve 2. kutuyu buradan kestik. 3 ve 4'ten kestik. 5, 6 ve 7'nin birleştiği yerden kestik. Ve ardından her iki kutuda yazan ifadeleri birbiriyle çarparak altındaki tekli kutuların içine sonucu yazıyor. Yani birinci kutudaki yazan sayıyla ikinci kutuda yazan sayının çarpımı 2 üzeri 18'miş. 3 ve 4'teki sayıların çarpımı da 2 üzeri olmuş. Bu şekilde 5 ve 6'nın çarpımı 2 üzeri eksi 7. 7 ve 8. kutuda bulunan sayıların çarpımı da 2 üzeri eksi 12'ymiş. Selen öğretmen ilk etapta kutularda yazan üslü ifadeleri öğrencilerin tahmin etmesini istiyor. Daha sonra ikinci kutu, üçüncü kutunun üstüne gelecek şekilde, bakın ikinci kutu, üçüncü kutunun üstüne gelecek şekilde, altıncı kutu da yedinci kutunun üstüne gelecek şekilde yapıştırıyor. Yani buradaki dört kutu, bu kutunun üzerine gelerek yapıştırıldığı için 3 kutuya düşüyor. 3 kutunun üzerinde yazan ifadeler çarpma yapılarak kutuların içine yazılıyor. Buna göre birinci değer kutusuna yazılabilecek en büyük üslü ifade ile ikinci değer kutusuna yazılabilecek en büyük üslü ifadelerin bölümünün alabileceği en büyük değer hangisidir denmiş. Şimdi önce arkadaşlar bu sayıların hepsini iki cinsinden yazmaya çalışalım. 32 biliyorsunuz 2 üzeri 5. 2 üzeri 5'in ikinci kuvveti alınırsa 2 üzeri 10 yapacaktır. Üstün üstü alındığında üstler çarpılır. 4 üzeri 4, 2 üzeri 2'nin dördüncü kuvveti üstün üstü alındığında 2 üzeri 8 yapacaktır. 8 üzeri 2 yani 2 üzeri 3'ün karesi 2 üzeri 6 yapacaktır. Daha sonra 16 biliyorsunuz 2 üzeri 4. Diğerleri zaten iki cinsinden verilmiş. Yani 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri eksi 4, 2 üzeri eksi 5 ve 2 üzeri eksi 7. Şimdi gelelim. Acaba ben 1 ve 2. kutuya ne yazacağım? Bunu tahmin etmeye. 1 ve 2. kutuya yazacağım. İki sayının çarpımları 2 üzeri 18 olacakmış. Bakıyorum bunlardan hangi ikisini çarptığında üstler toplandığında 18'i verir. Tabii ki 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 8. Öyleyse ben bu iki kutuya yazılacak sayıları tahmin ettim. Ama hangisi hangi kutuya, hangisi diğerine onu bilmiyorum. Şimdilik dursun. 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 8 yazılacak. Sonra 3 ve 4'e yazılan iki sayının çarpımları 2 üzeri 10 olmalı. O da zaten burada var. 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 4'ü çarparsam 2 üzeri 10'u veriyor. Öyleyse bu iki kutuya yazılacak olan sayılar da 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 4. 5 ve 6'ya yazılacak olan iki sayının çarpımlarının 2 üzeri eksi 7'ye eşit olduğunu görüyoruz. Ben bunlardan şu ikisini çarparsam bakın üstler toplandığında 2 üzeri eksi 7'yi verir. Öyleyse bu ikisine gelecek olan da 2 üzeri eksi 3 ve 2 üzeri eksi 4. Geriye kalan 2 üzeri eksi 5 ve 2 üzeri eksi 7 de son iki kutuya yazılacak. Daha sonra demişti ki İkinci kutu, üçüncü kutunun üzerine gelecek şekilde yapıştırılıyor. Yapıştırıldığı zaman arkadaşlar üçüncü kutudaki bakın sayıyı göremeyeceğiz. Çünkü bu bunu kapatacak. Dolayısıyla bu dört sayıdan üç tanesi kalacak ve bu üç tanesinin çarpımını da buraya yazacağız. Ve bunun en büyük olması bizden isteniyor. Öyleyse ben 2 üzeri 6'yı mı bu üçüncü kutuya yazmalıyım, 2 üzeri 4'ü mü? Tabii ki 2 üzeri 4'ü buraya yazmalıyım ki bu daha küçük olduğu için küçük olan sayı altta kalsın. Dolayısıyla buraya da 2 üzeri büyük olan 2 üzeri 6 kalmış olsun. Bu iki sayımızı da 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 8'i de birinci ve ikinci kutuya yerleştirelim. Hangisinin hangisi de kutuda olduğu önemli değil. Çünkü bunları çarpacağız. Bunları çarptığımız zaman 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 6
3'ünü çarptığımız zaman üsler toplanacak ve 2 üzeri 24 yapacak. Yani birinci değere gelebilecek en büyük sayıyı bulduk. 2 üzeri 24. Şimdi gelelim diğer 4 kutuyu incelemeye. Burada arkadaşlar 7. kutu biliyorsunuz altta kalacak. Yani 6. kutu 7. kutunun üzerine yapıştırılacak. Öyleyse yine büyük çıkması için küçük olan sayıyı benim buraya yazmam lazım. Hangisi daha küçük? 2 üzeri eksi 5 mi? 2 üzeri eksi 7 mi daha küçük? Tabii ki paydası büyük olan daha küçüktür. Öyleyse 2 üzeri eksi 7 daha küçük olacaktır. 2 üzeri eksi 7 demek biliyorsunuz. 1 bölü 2 üzeri 7 demek. Dolayısıyla paydası daha büyük olmuş oluyor. Buraya 2 üzeri eksi 5 kalmış oluyor. Yine 2 üzeri eksi 3'ü ve 2 üzeri eksi 4'ü yerleştirelim. Sonra bu 3'ünü çarpacağız ve bize ikinci değeri vermiş olacak. Bunlar çarpılırsa 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri eksi 4 ve 2 üzeri eksi 5 çarpıldığında üsler toplanır ve 2 üzeri eksi 12'yi verir. Burayı da bulmuş olduk. Şimdi gelelim bunları birbirinin bölümüne değil mi? Bölümünün alabileceği en büyük değeri soruyor. Öyleyse 2 üzeri 24'ü 2 üzeri eksi 12'ye böleceğiz. Bölme işleminde üsler çıkartılır. Nasıl çıkartılır? Üsttekinin üstünden alttakinin üstü çıkartılır. Burada iki tane eksi yan yana geldiği için bunlar artı olacak ve 2 üzeri 36 bulunacak cevabımız. Yani D seçeneği. Geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda birden 25'e kadar numaralandırılmış 25 tane balon verilmiştir. Bir balon patlatma oyununda aşağıdaki kurallara göre puan kazanılacaktır. Balonun üzerindeki sayı tam kare ise kare köküne eşit puan alınacakmış. Balon üzerindeki sayı tam kare değil ise kare köküne en yakın doğal sayı kadar puan kazanılacakmış. Örneğin 9 numaralı top patlatılırsa kare kök 9 3'e eşit olduğu için 3 puan. Ama 6 numaralı balon patlatılırsa en yakın olduğu doğal sayı 2 olduğu için 2 puan kazanılacakmış. 25 atış hakkı olan bir kişi bu balonları patlatarak en fazla kaç puan alabilir? Evet arkadaşlar bu soru tipi de önemli. Bununla ilgili her örnek sorular yayınlandığında bir soru çıkıyor. Yine bu Mart ayında da bununla ilgili bir soru var idi. Önce birden 25'e kadar olan sayılarımızı yazalım. Peki buradaki en fazlanın esprisi ne? En fazla şu anlama geliyor. Yani 25 atış yapmış ya hepsini vurduğunu düşünelim. 25 atışın 25'inde de 25 balonu vurduğunu düşünelim. Bu durumda kaç puan alabilir? Bunları hesaplamaya çalışalım. İsterseniz önce tam karelerle başlayalım. Mesela biri vurduğu zaman 1 puan alacak. 4 numaralı balonu vurduğu zaman 2 puan alacak. 9 numaralı balonu vurduğu zaman 3 puan alacak. 16 numaralı balonu vurduğu zaman 4 puan alacak. 25 numaralı balonu vurduğu zaman 25'in karekökü yani 5 puan alacak. Peki tam kare olmayan sayıları vurduğu zaman hangi doğal sayıya yakınsa onu alıyormuş. Öyleyse bizim bütün sayıların hangi sayıya yakın olduğunu hesaplamamız gerekiyor. 2 görüldüğü gibi 1'e yakın. Kök 3 sayısı arkadaşlar bakın kök 4'e daha yakın. Çünkü buna olan uzaklığı 2 birim, buna olan uzaklığı 1 birim. 5 sayısı bakın kök 4'e daha yakın, öyleyse 2 puan alacak. 6'yı vurduğu zaman 2 puan alacak. 7'yi vurduğu zaman bakın 9'a daha yakın. Çünkü kök 4'e olan uzaklığı arada bakın 3 sayı var. Burada ise 2 sayı var. Öyleyse 3 puan alır. 8'i vurduğu zaman 3 puan alır. 10'u vurduğu zaman 3 puan alır. 11'i vurduğu zaman 3 puan. 12'yi vurduğu zaman 3 puan. 13'ü vurduğu zaman bakın 13, 9'a 4 birim ama 16'ya 3 birim uzaklıkta. Dolayısıyla buradan 4 puan alacaktır. Buradan 4, bu 4'e yakın, bu 4'e yakın. Şuraya 4'ü yazalım. 18 de 4'e yakın. 19 da 4'e yakın. 20'ye baktığımızda 16'ya 4 birim ama 25'e 5 birim uzaklıkta bu da 4'e yakın. 21 ise 5'e yakın, 22 5'e yakın, 23 5'e yakın, 24 5'e yakın. Öyleyse toplam kaç puan alır? Şimdi hemen hesaplayalım. 2 tane 1 puanı var. 2 tane 1 puan gelecek. Artı 4 tane 2 puan gelecek. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 3 puan gelecek. Artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 4 puan gelecek. Artı 1, 2, 3, 4, 5 tane de 5 puan gelecek. Devam edersek toplama işlemimize. Burası 2 yapacaktır. Burası 8 yapacaktır. Burası 18. Burası 32. Burası da 25 yapacak. Hepsini topladığımızda 32 ile 18 toplandığında 50. 25 daha 75. 75 10 daha en fazla 85 puan alabilir diyeceğiz. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda şekildeki vida bir tam tur döndürüldüğünde karekök içerisinde 0,36 santim kadar tahta bloğu delebiliyor. Alius da 22 tur döndürdüğünde vidanın tamamen tahta bloğa yerleştiğini fakat bloğun alt kısmından karekök içerisinde 1,44 santim kadar vidanın çıktığını görüyor. Buna göre tahta bloğun kalınlığı kaç santimetredir denmiş. Öyleyse arkadaşlar bir döndürüldüğünde 0,36 santim kadar ilerlediğini düşüneceğiz vidanın. 22 tur döndürülmüş. Bunu öyleyse 22 ile çarparak vidanın toplam ne kadar ilerlediğini bulabiliriz. Karekök içerisinde 0,36 yerine kesirli olarak yazarsak 36 bölü 100 yazılacaktır.
36 da dışarıya, 6 olarak 100 de dışarıya 10 olarak çıktı. 22'yi 6 ile çarptık. 132 bölü 10. Bir sayı 10'a bölmek demek, bir virgül kaydırmak demek. Öyleyse 13,2 santim vidamız aşağı doğru ilerledi. Fakat 1,44 santim dışarıdan çıkmış. Şurası, bakın, çıkan kısım. Öyleyse bu 1,44 santimi de bulalım karekök içerisinde. 1,44 demek 144 bölü 100 demek. 144 biliyorsunuz 12'nin karesi. Dışarıya 12 olarak çıkar. 100 de 10 olarak çıkar. 12'yi 10'a bölersek demek ki 1,2 santim vidamız dışarıya çıkmış. Toplam vidanın ilerlemesi 13,2 santimdi. Bunun 1,2'si dışarıya çıktıysa demek ki 12 santim şu bloğun uzunluğu olmuş oluyor. Şurası, bakın, 12 santim olmalı ki toplam ilerlemesi 13,2'yi versin. Öyleyse cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda Adnan, Ebru ve Sinan şekildeki eş kare biçimdeki kartonlarla bir oyun oynuyor. Adnan yukarıdaki şeklin çevresi karekök 392 santim demiş. Ebru, kare biçimindeki kartonların tamamını kullanarak bir kare elde edip çevresini hesaplayabilirim demiş. Sinan da kare biçimindeki kartonların tamamını kullanarak çevresi en büyük olan bir dikdörtgen elde edip çevresini hesaplayabilirim demiş. Buna göre Ebru ve Sinan Adnan'ın verdiği bilgiyi kullanarak oluşturdukları şekillerin çevrelerini hesapladıklarında buldukları sonuçların toplamının santimetre cinsinden değeri kaçtır denmiş. Önce arkadaşlar, yukarıdaki şeklin çevresi 392'ymiş ya, bu kaç tane birim var? Önce onu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim. Öyleyse karekök içerisinde 392'yi 14'e bölerek bunun bir kenarının, bu birim küplerin bir kenarının kaç birim olduğunu bulabiliriz. Karekök 392 demek, karekök içerisinde 196 çarpı 2 demek. 196 biliyorsunuz 14'ün karesi, yani dışarıya 14 olarak çıkabilir. Öyleyse bu 14 ile bu 14 sadeleşir. Demek ki bu birim küplerden bir tanesinin bir kenarı kök 2 santimetreye eşitmiş. Bunu bulduktan sonra şimdi gelelim Ebru'ya. Ebru demiş ki kare biçimindeki kartonların tamamını, yani buradaki 9 tane kartonun, şu küçük kartonların her birinin tamamını kullanarak bir kare elde edip çevresini hesaplamış. Peki nasıl kare elde edebilirim? Bunu buradan keserim. Şuraya monte edersem arkadaşlar, bakın, bir kare elde edilmiş olur. Peki bu karenin çevresini hesaplayalım. Bir kenarında 3 tane var bu kartonlardan. Öyleyse 4 kenarında 12 tane olur. 12 tane kök 2 olur. Ebru'nun dediği karenin çevresi, yani 12 kök 2 santimetre. Gelelim Sinan'a. Sinan da kare biçimindeki kartonların tamamını kullanarak, buradaki 9 tane kartonu kullanarak çevresi en büyük bir dikdörtgen elde etmiş. Peki nasıl çevresi en büyük olur sevgili arkadaşlar, bu 9 tane kareyle nasıl bir dikdörtgen yaparsak çevresi en büyük olur? Bunları, bakın, şöyle düz bir şekilde dizerseniz çevresi en büyük olur, değil mi? Uzun bir, çünkü dikdörtgen olmuş oluyor. Kaç taneydi? 9 taneydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Peki bunun çevresi kaça eşit? 9 tane burada var. 9 tane de üst tarafta var. 18 tane kök 2. Bir kenar burada, bir kenar da burada. 2 tane bunu eklersek 20 tane kök 2 olmuş oluyor. Sinan'ın dikdörtgenin çevresi 20 tane kök 2. Sonra bizden istenen de bunların toplamı. Biz bu ikisini toplayabiliriz çünkü kök içleri aynı. Kök içleri aynıysa 12 kök 2 ile 20 kök 2 nasıl toplanacak? Şu katsayıları toplanacak. 20 ile 12'yi toplarsak 32 tane kök 2 olacak. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda demiş ki bir fabrikada 2017 yılında üretilen toplam 1440 adet A, B ve C marka telefonun üretim miktarlarının dağılımı da aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. 2014 yılında üretilen bu 3 marka telefondan toplam 390 adet satılmıştır. Her bir marka telefon için 2017 yılında satılan telefon sayısının o yıl üretilen aynı marka telefon sayısına sayıca oranı yüzde olarak aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Bakın, A markası işte %25, B markasının yüzde kaç olduğu belli değil, C markası da %25'miş satış oranı. Buna göre B marka telefonun satış yüzdesi kaçtır denmiş. Şimdi önce arkadaşlar toplam açı 360 derece. B'nin verilmeyen açısını bulalım. 120 ile 90'ı topladık. 210. 360'dan da 210'u çıkardık. Demek ki B'nin merkez açısı 150 derece olmalı. Sonra sayıları bulalım. 1440 tane ürünün kaç tanesi A ürünü, bunu bulmaya çalışalım. Şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 360 derecenin tamamı 1440 tane ürünü gösteriyorsa acaba 90 derece kaç tane ürünü gösterir? 90 derece 360'ın dörtte biri olduğuna göre 1440'ın da dörtte birini alırız. Buradan da 360 ürün olduğunu buluruz. Demek ki A ürünü 360 tane üretilmiş. Gelelim C markasını bulmaya. 120 derece 360'ın üçte biri olduğuna göre şöyle diyeceğiz. 360 derece
1440 ürünün tamamını gösteriyorsa 120 derece acaba kaç tane ürünü gösterir? 1440'ın üçte birini alacağız. Buradan da C ürününün 480 tane üretildiğini bulacağız. B ürününü bulurken de 360 ile 480'i toplayalım. 840, 1440'tan 840'ı çıkartırsak B ürününden de 600 tane üretildiğini bulacağız. Daha sonra A ürününün bakın %25'i satılmış. C ürününün de %25'i satılmış. B ürününün yüzde kaçı satılmış onu soruyor. Bunu bulabilmek için 360'ın %25'ini bulalım. 360'ı 25 bölü 100 ile çarpıyorum. 25 bölü 100 demek 1 bölü 4 demek. Yani 4'te birini alacağız. Demek ki A ürününden 90 tane satılmış. C ürününde 480 üretilmişti. Bu üretilen ürünlerin %25'i satılmış. Bunu da %25 ile çarpıyorum. Yani 4'te birini alıyorum. Bundan da 120 tane satılmış. Ama B ürününün yüzdesini vermemiş. Onu nereden bulacağız? Şuradan bulacağız. Bakın toplam satılan ürün sayısını vermiş 390. 90 ile 120'yi topladık. 210. 390'dan 210'u çıkartırsak. Demek ki 180 tane B ürününden satılmış. Peki B ürününün yüzde kaçı satılmış olur? Onu hesaplayalım. B ürünü 600 tane üretilmişti. 600'ün yüzde kaçı? 180'dir. Bunu bulmaya çalışacağız. Şu iki sıfırları sadeleştirelim. 6x eşittir 180. Her iki tarafı 6'ya bölersek x'i de 30 bulacağız. Demek ki B ürününde %30'u satılmış. Cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda bir küpün yüzleri sarı, mor ve yeşil renklere boyanıyor. Bakın küpün 6 yüzeyi var. Fakat 3 tane renge boyuyoruz. Demek ki bazı yüzleri aynı renge tekrar boyanıyor. Bu küp ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir kez yere atıldığında üst yüze mor gelme olasılığı 1 bölü 2'ymiş. Mor yüz sayısı sarı yüz sayısının 3 katıymış. Buna göre bu küp bir kez yere atıldığında üst yüze yeşil gelme olasılığı nedir diye sorulmuş. Şimdi küpün yere atıldığı zaman mor gelme olasılığı nasıl hesaplanır? Küpün tüm yüzey sayısı aşağıya yazılır. Mor yüzey sayısı da yukarıya yazılır. Bu durumda sonuç 1 bölü 2 çıkmış. Peki tüm yüzey sayısı 6 değil mi? Evet. Peki nasıl 1 bölü 2 çıkabilir? Paydası 6 ise payı arkadaşlar 3 olursa 1 bölü 2 çıkabilir. Demek ki bu küpteki mor yüzey sayısı 3 yüzeymiş. 3 tane yüzeyinde mor boya, 3 yüzeyi mora boyanmış. Şimdi aşağıdaki cümleyi okuyalım. Mor yüz sayısı sarı yüz sayısının 3 katıdır. Öyleyse sarı yüz sayısı ne olmalı? Hangi sayının 3 katı 3'tür? Tabii ki bir yüzeyi sarıya boyalıymış. 3 katını aldığımızda 3'ü verdi. Gelelim yeşil yüzey sayısını bulmaya. Toplam 6 yüzeyimiz var. 3 tane yüzeyi mora boyanmış. 1 tane yüzeyi sarıya boyanmış. Etti 4. Öyleyse 2 tane yüzeyi de yeşile boyanmış olur. Şimdi yeşil gelme olasılığı nasıl hesaplanacak? Toplam yüzey sayısı aşağıya, yeşil yüzey sayısı yukarıya yazılacak. Bunları da sadeleştirirsek cevabı 1 bölü 3 olarak bulacağız. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Geçelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda şekilde verilen 3 karesel bölgenin alanlarını gösteren cebirsel ifadeler verilmiş. Şeklin çevresini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Öyleyse alanı verilmişse bizim bunun kenarını bulmamız gerekiyor. Alana baktığımızda bir tam kare. Tam kare olduğunu nasıl anlıyorum? Birincinin karesi var, ikincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının da iki katı varsa burası tam kare olmuş oluyor. Peki 9'a kare neyin karesi? 3a'nın karesi. 36 neyin karesi? 6'nın karesi. Bu birinci, bu ikinci. Birinci ile ikincinin çarpımları 18a yapar. 18a'nın iki katı ortayı veriyor mu? 36a'yı veriyor. Öyleyse burası tam kare olmuş oluyor. Neyin tam karesi peki arkadaşlar? 3a artı 6'nın tam karesi alındığında bunu veriyor. Öyleyse bunun bir kenarı 3a artı 6 olmalı ki diğer kenarla çarpıldığında yani 3a artı 6 ile 3a artı 6 çarpıldığında bu alanı vermiş olsun. Aynı şekilde diğerine bakalım. Bu da tam kare. Peki şu birincinin karesi yani 2a'nın, bu da ikincinin karesi yani 1'in, 2a ile 1'in çarpımının yani birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortayı veriyor. Öyleyse bunun bir kenarı 2a artı 1 olmalı. Bu da aynı şekilde tam kare mi? Birincinin karesi var, ikincinin karesi var, birincinin ikincinin çarpımının iki katı da var. Öyleyse bunun da bir kenarı a artı 1 olmalı ki a artı 1 ile a artı 1'i çarptığımızda bize bu alanı versin. Şimdi gelelim şeklin çevresini hesaplamaya. Şeklin çevresi hesaplanırken önce bakın şu üçünü bir toplayalım. Şu kenarı bulabilmek için. Bu üçünü toplarsak 3a, 2a daha 5a, 1a daha 6a. Bunlar benzer terim. Benzer terimler toplandı. Sabit terimler ise ne yaptı? Bakın 8 yaptı. Daha sonra kısa bir şekilde bakın çevreyi göstereyim ben size. Çevreyi bulmanın yöntemini göstereyim. Bu kenar buraya eşit. Bu kenar buraya eşit. Bu kenar da buraya eşit. Öyleyse ben bu üçünü toplamak yerine
Bu üçünü toplamak yerine bunu ben 2 ile çarpıyorum. Çünkü aynısı olacak. 6a artı 8 çıkacak. Bunu 2 ile çarptım. Sonra artı dedim. Hangi kenarları toplamadık? Şimdi onlara bakalım. Şu parça bakın. Şu parça, şu parça ve şu parça. Bu üçünün toplamı. 1, 2, 3. Üçünün toplamı da bu 3a artı 6'ya eşit. Öyleyse 3a artı 6'yı da 2 ile çarpıyorum çevresini bulurken. Yani şu 6a artı 8 yatay olanlardan 2 tane var. Şu üçünün toplamı da 6 artı 8'e eşit. Dikeylere bakarsak 3a artı 6, bir de bunun şu 3 parçanın toplamı da 3a artı 6 olduğu için onu da 2 ile çarptım. Düzenlersek 12a artı 16 artı 6a artı 12. Benzer terimler toplanırsa 18a, sabit terimleri de toplarsak artı 28, yani çevremiz 18a artı 28 birim olacak. C seçeneği. Geçelim 14. soruya. 14. sorumuzda kare biçimindeki kağıt önce şekil 1'deki gibi tam ortasından kesikli çizgi boyunca ok yönünde, sonra şekil 2'deki gibi kesikli çizgi boyunca ok yönünde katlanarak şekil 3'teki şekil 3 elde ediliyor. Sonra şekilde oluşan dikdörtgenlerin alanları A ve B birim karedir. Buna göre başlangıçta kullanılan kağıdın alanının A ve B cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi şeklimizi incelersek bu şekil 2 bakın kapandıktan sonra şekil 3 elde ediliyorsa şekil 2 kapandıktan sonra bakın şuran olmadığını düşünün. Öyleyse bu geriye kalan şu parça buraya eşit olmuş oluyor. Bunu gelip buraya monte edersek bakın katlandığı zaman şuraya geldiğini düşünün. Şurası B, şurası da A. Peki bunu tekrar açarsak şu B parçası buraya gelmiş olmuyor mu? Yani buranın alanı da B olmuş oluyor. Şu iki parça birbirine eşit olmuş oluyor. Daha sonra bunu getirip buraya monte edelim. Bu parça biliyorsun bunun aynısı. Öyleyse şurası A, şurası B, şurası da B alanları. Aynı şekilde bakın aşağısı da bakın katlandığı zaman bunun aynısı olmuş olur. Katlanmadan önceki hali burası A, burası B, burası B olmalı alanları. Öyleyse şeklimizin tamamının alanına bakarsak iki tane A var, dört tane de B var. Bu da hangi seçenekte verilmiş? Cevabımız A seçeneği olmalı. Geçelim 15. sorumuza. 15. soruda Eren, Alper ve Elif'in boyları ölçülmüş, şu sonuçlar elde edilmiştir. Eren'in boyu Alper'in boyundan 15 santimetre uzun, Elif'in boyu Alper'in boyundan 5 santimetre kısa. Üçünün boyları toplamı 4 metre olduğuna göre Alper'in boyu kaç santimetredir? Şimdi burada 3 tane bilinmeyen var ama hepsini bir bilinmeyen cinsinden yazabiliriz. Hepsi bakın Alper'e bağlı verilmiş. Öyleyse ben Alper'in boy uzunluğuna x santim diyerek başlamak istiyorum. O zaman Eren'in boy uzunluğu da ne olacaktır? Alper'in boyundan 15 santim uzun. Yani x artı 15 santim olacaktır. Elif'in boyu ne olacak? Okursak Alper'in boyundan 5 santim kısa. Öyleyse x'ten 5 eksik olacak. X eksi 5 santim olacak. Daha sonra x'i bulabilmemiz için bakın toplamlarının 4 metre olduğu verilmiş. Alper'in boyu artı Eren'in boyu artı Elif'in boyu eşittir 4 metre. Fakat bunlar santimetre cinsinden olduğuna göre eşitliğin diğer tarafı da santimetre cinsinden olmalı. 4 metreyi santimetreye dönüştürdük. O da 400 santime eşit. Bilinmeyenleri topladık. 3x yaptı. Buradaki 15'i de eksi 5'i toplarsak 10 yapacak. Onu da karşıya eksi 10 olarak geçirirsek 390 kalacak. X'i bulabilmek için her iki tarafı 3'e böldük. Buradan x uzunluğunu 130 bulduk. Ama x ne bakın? Alper. Bize neyi sormuş? Alper'i sormuş. Öyleyse rahatlıkla B şıkkını işaretleyebiliriz. Cevabımız B olmalı. Geçelim 16. sorumuza. 16. sorumuzda satranç iki kişinin karşılıklı oynadığı bir strateji oyunudur. Aydan, Beril, Can ve Derya Atatürk Ortaokulu'nun satranç takımının 4 üyesidir. Bu 4 arkadaş birbirleriyle birer kez karşılaştıktan sonra, bakın şurası önemli, birbirleriyle birer kez karşılaşıyorlarmış. Galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayılarına ait bilinenler yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre x, y, z birer tam sayı olduğuna göre x, y, z toplamı kaçtır denmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, Aydan kaç maç yapacak? Bir tane Beril'le, bir tane Can'la, bir tane Derya'yla. Yani yapacağı toplam maç sayısı 3. Peki Beril kaç maç yapacak? O da diğerleriyle birer maç yapacağına göre bunun da 3 maçı var, bunun da 3 maçı var, bunun da 3 maçı var. Dolayısıyla Aydan'ın galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikleri toplamı 3 olmalı. Can'ın aynı şekilde galibiyet, mağlubiyet ve beraberlikleri toplamı 3 olmalı. Burada zaten 3 verildiğine göre öyleyse burası 0 olmalı. Burası da 0 olmalı. İşte buradan y'yi buluyorsunuz. Y eksi 1 eğer 0'sa y eşittir 1. Bir kenarda dursun. Sonra aynı şekilde galibiyeti 0'sa, beraberliği 0'sa dolayısıyla mağlubiyetinin 3 olması gerekiyor. 3 mağlubiyet almış. Buradan da x'i bulabilirsiniz. X artı 1 bölü 2'yi 3'e eşitledik. İçler dışlar çarpımından x artı 1'i 6 bulduk.
Buradan da x'i 5 bulmuş olduk. Öyleyse x de bulunmuş oldu. Şimdi gelelim Beril ve Derya'yı incelemeye. Şimdi Beril bir tane Aydan'la maç yapacak. Bir tane Can'la maç yapacak. Bir tane Derya'yla maç yapacak. Şimdi Beril Aydan'la yaptığı maçı kesin kazanmış. Çünkü Aydan'ın 3 tane mağlubiyeti var. Öyleyse Beril'in galibiyet hanesine 1 ekliyorum. Can'la yaptığı maçı kesin kaybetmiştir. Neden kaybetmiştir? Çünkü Can bütün maçlarını kazanmış. Öyleyse mağlubiyet kısmına da 1 sayısını ekliyorum Beril'in. Derya ile yaptığı maçın sonucunu ise bilmiyoruz. O bir dursun. Şimdi Derya'ya geçiyorum. Derya da aynı şekilde Aydan'la yaptığı maçı kesin kazanmış. Yani galibiyet kısmına 1 ekledim. Can'la yaptığı maçı da kesinlikle kaybetmiş. Çünkü Can 3 maçında kazandığına göre bunun da mağlubiyet kısmında 1 var. Sonra ikisinde 1 maçı kaldı. Yani Beril ile Derya arasında 1 maç kaldı. O maçın sonucu acaba ne? Onu da şuradan anlayacağız bakın. Beril'in mağlubiyet sayısı ile Derya'nın mağlubiyet sayısında bir fark var bakın. Bu Derya'nın mağlubiyet sayısı Beril'in mağlubiyet sayısından bir tane eksikmiş. Demek ki Beril'in mağlubiyet sayısı daha fazla. Ha, demek ki aralarında yaptıkları maçı Derya kazanmış ki bunun mağlubiyet sayısı bir artmış. Yani bunun mağlubiyet sayısı 2, bunun mağlubiyet sayısı 1. Yani Z'de 2 olmalı ki burası bakın 2'ye eşit olsun. Burası da 2 eksi 1, 1'e eşit olsun. Buradan da Z'yi bulmuş oluyorsunuz. Bize X, Y, Z'nin toplamını sormuş. X 5, Y 1, Z'de 2 olduğuna göre toplamlarının 8 olması gerekiyor. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Geçelim 17. sorumuza. 17. soruda aşağıdaki harita K aracının yol güzergahını göstermektedir. Bu araç mor tabela gördüğü anda 80 km sabit hıza giriyormuş işte burada. Sarı tabela gördüğü anda 110 km hızla gidiyormuş. Yani burada ve burada. Kırmızı tabela gördüğü anda 50 km hızla ilerliyormuş. Bir sonraki tabelayı görene dek harekete devam ediyormuş. Bu aracın ilk kırmızı tabeladan başlamak üzere hareketi boyunca aldığı yolun zamana göre değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? Grafiklere bakarsak burası zaman, burası ise aldığı yol. Şimdi önce 50 km ile yol alacak, sonra 110 km ile yol alacak, sonra 80, sonra tekrar 110. Yani şu ikinci bölme ve dördüncü bölme. Şuraya birinci bölme dersek, buraya ikinci bölme, buraya üçüncü bölme, buraya da dördüncü bölme dersek, ikinci bölme ve dördüncü bölmedeki aldığı yollar aynı olmalı. Dikkat ederseniz burası 2, burası 4 aynı değil. Burası 2, burası 4. Bu bölmelerde aldığı yollar eşit yani B olabilir. 2 ve 4 bunlardaki eğimler farklı. Buradaki 2 ve 4'teki eğimler olabilir. Fakat burada da şöyle bir problem var. Bakın 2 ve 4 110 yani en yüksek hıza çıktığı yer buradaki aldığı yollar daha fazla olacak daha hızlı gittiği için. Dolayısıyla bakın 2 ve 4 en dik olmalı yukarı doğru. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği diyeceğiz. Geçelim 18. soruya. 18. sorumuzda koordinat sisteminde bir robota 0'a 0 noktasından 3'e 4 noktasına gitmesi için 3 tane X ve 4 tane Y harfinden oluşan komutlar veriliyor. X harfi robotun bir birim sağa, Y harfi ise bir birim yukarı gitmesini ifade etmektedir. Buna göre X, Y, Y, X, Y, Y, X komutu verildiğinde robot şekildeki gibi hareket etmektedir. Robota X, X, Y, X, Y, Y, X komutu verildiğinde robot aşağıdaki noktalardan hangisinden geçmez? Öyleyse sıfırdan başlıyoruz. 2 tane X komutu verildiği zaman 2 birim sağa ilerledik. 1 tane Y yani yukarı ilerledik. 1 tane X. Sonra 2 tane Y. Yukarıya 2 birim ilerledik. Sonra bir tane de X. Bakalım hangi noktalardan geçmemiş oldu? 2'ye 0 noktası neresi? X'in 2, Y'nin 0 olduğu nokta. İşte burası. Buradan geçiyor. 3'e 1 noktası X'in 3, Y'nin 1 olduğu. Yani şu nokta. Buradan da geçmiş. 3'e 3 noktası X'in 3, Y'nin 3 olduğu nokta. Bakın işte şurası. 3'e 3'ten de geçmiş. 3'e 4 noktası ise X'in 3, Y'nin 4 olduğu nokta. Yani bu noktadan geçmemiş. Cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 19. sorumuza. 19. sorumuzda demiş ki yukarıdaki tabloda bir kırtasiyecinin farklı markaya sahip iki kalemin alış fiyatları verilmiştir. A marka kalem 0,9 TL'ye alınıyormuş. B marka kalem de 1,2 TL'ye alınıyormuş. Kırtasiyeci paketteki A marka kalemlerin toplam maliyeti daha fazla olacak şekilde her iki markadan da 18'li paketler halinde satış yapacaktır. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. 18'li paketlerin içerisinde A markası da var, B markası da var. Ama kaç tanesi A markası, kaç tanesi B markası olduğunu bilmiyoruz. Fakat bize bir ipucu vermiş. A marka kalemlerinin toplam maliyeti daha fazlaymış bu paketin içerisinde. Buna göre paketlerde kullanılması gereken A marka kalem sayısı en az kaçtır denmiş. Şöyle diyelim. A marka kaleminden X tane kullanılmış olsun bu 18'lik paketlerin içerisinde.
O zaman B marka kaleminden de kaç tane kullanılır? Toplam 18 yapacak ya. Yani geriye kalanlar kadar 18x tane de B marka kaleminden kullanılmış olsun. Şimdi x'i bulabilmek için şu cümleyi kullanacağız. Bakın A marka kalemlerin toplam maliyeti daha fazlaymış B'nin maliyetinden. Öyleyse A'nın maliyeti 0,39 TL idi. Bunu x'e çarparak A marka kalemlerinin maliyetini hesapladım. B marka kaleminin maliyeti 1,2 TL idi. 18 eksi x tane kalemin maliyetini hesapladım. A'nın maliyeti daha fazlaymış B'nin maliyetinden. Eşitsizliğin her iki tarafını 10 ile çarparak isterseniz virgüllerden kurtulabilirsiniz. Yani burası 9x olur. Burası da 12 çarpı 18 eksi x olur. Daha sonra 18'i parantezin içerisine dağıtırsak 9x büyüktür. 216 eksi 12x olacak. Eksi 12x de karşıya geçirirsek burası 21x olacak. 21x büyüktür 216. X'i bulabilmek için her iki tarafı 21'e böleriz. Öyleyse 216'yı da 21'e böldüğümüzde 10 virgüllü bir sayı çıkacak. 10 küsuratlı. Demek ki x 10'dan büyük olmalı. A marka kalem sayısında biz zaten x tane demiştik. En az dediğine göre 10'dan büyük en az 11 tane olmalı diyoruz. Geçelim son sorumuza. Son sorumuzda aşağıdaki tabloda X ve Y şirketlerinde çalışan işçilere ödenen haftalık ücretleriyle yemek ve yol ücretlerine ait bilgiler verilmiştir. Şirketlerin çalışanlarına ödedikleri ücretler tabloda verilmiş. Her iki şirkette de işçiler sadece hafta içi çalışmakta ve yol yemek ücretleri sadece işe gelinen günler için ödenmektedir. Y şirketinde çalışan bir işçiye bir hafta boyunca ödenen toplam ücret X şirketinde çalışan işçiye ödenenden daha fazlaymış. Buna göre X ile Y arasındaki aşağıdaki ilişkilerden hangisi kesinlikle doğrudur denmiş. Öyleyse önce X şirketinde çalışan bir kişiye haftada ödenen ücreti hesaplayalım. 600 TL haftalık ücreti zaten. Hafta içi günlerinde çalışıldığı için 5 gün üzerine hesaplayacağız. 5 günde yemek parası veriliyor. 5 çarpı 20 yani 100 TL'de yemek ücreti verilmiş. Artı günlük yol ücreti veriliyormuş. 5 çarpı X oradan da 5X ücret ödenmiş oldu. Bir de gelelim Y şirketinde çalışanlara bir haftada ödenen ücreti hesaplamaya. 700 haftalık ücreti artı günlük yemek ücreti 10 TL'ymiş. 5 günden 50 TL yapar. Bir de yol ücreti de 5Y yapar. Şimdi soruda bize demiş ki Y şirketinin ödediği ücret yani 700 artı 50 artı 5Y büyükmüş. X şirketinin ödediği ücretten yani 600 artı 100 artı 5x'ten. Bu eşitsizliği çözelim. Burası 750 yapmış oluyor. Burası da 700 yapmış oluyor. Öyleyse 750 burada dursun. 700 de bunun yanına eksi 700 olarak geçirelim. Bilinmeyenleri de diğer tarafta toplayalım. Yani 5x burada dursun. Bu 5y'yi de eşitsizliğin karşı tarafına eksi 5y olarak geçirelim. Buradan 50 kalacaktır. Burayı da 5 parantezine alırsak x eksi y kalacaktır. Daha sonra x eksi y'yi yalnız bırakabilmek için her iki tarafı 5'e bölelim. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde 10 büyükmüş x eksi y'den. Peki şıklarda bu var mı? Ya x eksi y küçüktür 10'dan. Var. A seçeneğimiz doğru olacak. Evet, bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Buradan kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Buradan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Buradan da PDF dokümanlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.